Ve evet, herkese çok selamlar. Yapay zeka şu an çoğumuz için bir eğlence aracı, bunu kabul ediyorum, ama geçici bir hype olmadığını, her geçen gün hayatımıza daha çok dahil olacağını her fırsatta söylüyorum. Bilirsin, zamanı gelmemiş bir teknolojiyi kimsenin ittirmeye gücü falan yetmez, net. Ama zamanı gelmiş bir hareketin, bir teknolojinin önünde de Bitcoin'den gördüğüm üzere kimsenin duramayacağı aşikar, bu da net. Bu videoda işte yapay zeka alanındaki gelişmeleri konuşmaya, olası hype yapabilecek coinleri masaya yatırmaya bam bam devam ediyoruz ki olası fırsatlar varsa bunlar kaçmasın. Evet, Ledger yarışması da devam ediyor. Kanala abone ol, bu videoyu beğen ve yorumlarına sen de bol bol yaz katılmak için. Kazananları bir süredir seçmedik. Bu hafta takipte kal, bir videonun sonunda topluca seçip hediyelerini pat pat hızlıca gönderteceğim. Evet, welcome on board. Bam bam başlıyoruz kankalar, Romalılar. Evet, şimdi bu videoda Agent Layer masaya yatırmak istiyorum ki yatırımcılar arasında bazı kripto borsalarında görüyoruz. Bu da o borsalarda daha kolay listelenme potansiyelini masaya getiriyor. Ha, kesin değil ama bu potansiyel olabilir. Bu videoyu baştan sona izlerken hepsini, önemli detayları öğreneceksin zaten. Agent Layer çeşitli işlevsel bileşenler aracılığıyla otonom yapay zeka aracılarının işbirliğini kolaylaştıran son teknoloji ürünün bir protokol ürün diyor. Kendisini böyle anlatıyor ve bu bileşenlerde işte Agent Network, Agent OS, işte Agent X, Agent Links ve Model Hub. Şimdi bu bağlamda ortaya çıkan birçok yapay zeka aracının işbirliği gelecekte çok büyük ihtimalle olacak, gerekecek dostlar. Yani burada da bir ağ içerisinde birçok eleman var ve demin ismini saydığım gibi işte ne bileyim Agent Layer mesela, otonom AI temsilcilerinin işbirliği yapması ve koordine etmesi için merkezi olmayan, izin gerektirmeyen, güvenli ve güvenilir bir ağ oluşturmayı hedefliyor. Böyle bir amacı var. Olur olmaz bunu zaman gösterecek kankalar. Şimdi birçok ürünü olduğu için, her birinin ya da birçok ismi olduğu için, deneyim ya da böyle bir protokol olduğu için her birinin ne olduğunu aslında bir böyle bir tek cümleyle anlatmışlar. Hatta şöyle ekranda da görelim diye Türkçe çevirdiğimiz zaman birçok şey çıkıyor. Tabi direkt ya yani biraz çıkın translate de oluyor ama eyvallah, anlarsın yani. Şimdi burada şöyle bir bakıyoruz. Evet, bunun dışında da bunu isteyenler yapabilir. Yani linklerini açıklama kısmına koyarım. Bir de tabi CoinTelegraph'a da konu olmuş bu olay. CoinTelegraph'ta yazdığı üzere Agent Layer AF protokolüyle, bu AF altcoin'iyle aslında yapay zeka inovasyonunu öncelik etmek için bir stratejik ortaklık kurmuş. AF de benim var ya ta yıllar önce airdrop kastığım bir projeydi. Ortaklık kurdu AF, yani aslında ondan bahsediyorum ki AF de zaten Binance, OKX, HTX, KuCoin, MX, Bitget var, Allah var, birçok borsada listeli. Genel olarak baktığımız zaman da Agent Layer yapay zeka temsilcilerinin minimum insan müdahalesiyle özerk bir şekilde kararlar almasını ve görevleri tamamlamasını sağlamak için büyük dil modelleri, LLM'ler, yani işte bugün Facebook'un, Meta'nın geliştirdiği gibi, bunlar tarafından yönlendirilen üretken yapay zekanın gücünden yararlandığını söylüyorlar ve Agent Layer çeşitli endüstrileri, meslekleri dönüştürebilecek, insanın yaratıcı potansiyelini ve üretkenliğini artırabilecek ve yapay zekayı insanların düşmanı yerine dost haline getirebilecek, ki burayı parantez açayım, buna çok da emin değilim. Abi ya, bu hedefte dikey ve kişiselleştirilmiş yapay zeka agentlarını oluşan bir ağ öngörüyor. Yapar yapamaz bunu zamanla göreceğiz kankalar. Yani burada tabii Agent Layer ayrıca blockchain üzerinde işte umut verici yapay zeka destekli agent ekonomisini desteklemek amacıyla da bir yapay zeka para birimi öneriyor. Bunlar hedefler, idealler. Ne kadarı, nasıl olur, bunları zamanla göreceğiz, yine söylüyorum. İşte bu noktada da işte Agent Token ve Premium Governance Note öne çıkıyor. Aslında tokenları burada Note üzerinden arz ediyor şu anki aşamada gördüğümüz bu. Token'ın toplam 1 milyar token arzıyla bir teşvik, yönetim ve fayda token'ı olarak, yani bir utility token olarak işlev görmesi amaçlanıyor. Agent Layer token sahipleriyle projenin başarısı arasında kalıcı bir uyum sağlamak amacıyla da bir token tahsis stratejisi geliştirmiş. Yani bu anlamda aslında, ve bu planda topluluk katılımını teşvik etmek, operasyon ekibinin çabalarını desteklemek ve ilk yatırımcıları ve ortakları olabildiğince ödüllendirebilmek için tasarlandığını, bu hedefle çıktığını söylüyorlar. Şimdi Node'a gelecek olursak da kankalar, Node'un adı AP, aslında Premium Governance Node diyor yani Agent Layers, yani APGN diyebiliriz. APGN Node'u Agent Layer Premium yönetim düğümü, aslında bu Türkçesi bu anlama geliyor. Agent Layer'ın katman 2 ağının güvenlik ve yönetim için gerekli olan çok önemli bir bileşeni olduğunu söylüyorlar, böyle özetliyorlar ve özelliklerine baktığımız zaman Agent Layer'ın Premium, bu APGN merkezi olmayan yapay zeka ağımızın omurgasını oluşturarak güvenliği sağlar ve demokratik yönetimi destekler diyor. Hedefler, idealler bu. Bir APGN sahibi olarak tabii ne yapıyor? Çeşitli benefitleri var yani. Burada ekranda da görüyorsun kanka. İşte
günlük agent token madenciliği ödüllerinden yararlanıyor diyor. Ayrıcalıklı yönetişim hakkılarından yararlanır. Özel protokol özelliklerine bu özel protokollere katılır ve AR projesi ön satışlarına ve IEO'lara ayrıcalıklı erişim elde edebiliyorsun kanka. Sınırlı bir arz ve dinamik bir fiyatlandırma stratejisiyle ilk benimseyenler daha hani olursa bir artıya, bir pozisyona, bir pozitife geçerse onlar daha fazla fayda alabilirler diyorlar. Evet, şimdi bunlara geleceğiz ama baktığımız zaman kanka bugüne kadar tam 5000 tane APGN node satmışlar. Node sayısı ne kadar az olursa tabii günlük kişi başına dağıtılacak agent token miktarı da ona göre çok oluyor. Yoksa fasondaşır yani bunun tam tersi olması bu açıdan doğru. Toplam 20 bin node'un satılması ve bunlar aracılığıyla da ilk yıl günlük 200 bin token'ın tüm node'lara dağıtılması planlanmış. Yani tabii günlük 200 bin node deyince her gün 365 gün boyunca bir tık fazla geldi ama hani her 100 node satışından sonra da fiyatın 5 dolar artması planlanmış. Böyle bir durum var. Ve yani tabii toplam token arzı 1 milyar böyle de düşünmüş lazım. Şu anda güncel fiyatı 905 dolar olarak karşıma çıkıyor ama bu videoyu daha geç izlersek fiyatı daha da artmış olabilir. Mesela burada 67 tane kalmış. 67 not sonrasında fiyatının ne kadar olması? 910 dolar olması bekleniyor. Sayfada biraz daha aşağılara indiğimizde bu notların faydalarından dediğim gibi bahsetmişler. Yani günlük toplam 200 bin adet dağıtılacakmış agent tokenlardan ve not başına dediğim gibi burada faydalardan biri bunlardan belli bir miktar hak kazanmak. Bu ne kadar olur? Bunu bilemeyiz tam olarak çünkü ne kadar satılacak yine olacak falan. Ama ne kadar çok not olursa günlük dağıtılan da o kadar azalır yani. Referans gelirlerinden ve çeşitli teşviklerden hak kazanmak, ekosistem içerisinde özel içerikler, etkinlikler, olası fırsatlara ulaşmak mesela ya da öncelikli projelere katılım, erken alım imkanı gibi faydalar yine ya da ekosistem içerisinde super voting yani süper oy verebilmek gibi genel olarak aslında bu APJ'nin faydalarını burada 3-5 başlıkta özetleyebiliyoruz ama açıkçası eğer oturup doğru konuşalım bu faydalar içerisinde benim dikkatimi ikisi çekti. Yani öyle super voting'miş işte falan bunlar bence çok da önemli değil yani ama hani işte bu günlük agent token hakkı bunun dağıtılması ve burada öncelikli projelere erken alım imkanı falan bunlar bir potansiyel verebilir. Bunları zamanla göreceğiz. Evet kankalar ben de merak edeceğim yani neler olacak neler bitecek. Şöyle bir baktığımız zaman şeyine notlarına hani şöyle bir içeriye girdiğin zaman aslında bir not varsa bu şekilde görünüyor kanka. MetaMask'ta giriş yapıyorsun. Zaten burada artık zaten söylememe bu arada gerek yok herhalde. Yeni işlemler için her zaman ana MetaMask hesabını değil yedek MetaMask hesabını kullanmak lazım. Ben öyle yapıyorum yani sana da onu tavsiye ederim. Çünkü 50 bin tane yeni şey deniyoruz bakıyoruz kimisi oluyor kimisi olmuyor falan. O yüzden ana hesabı vermemek lazım. Hep yedek ücretsiz zaten açılır. Benim de kanalda var. Yeni 1-2 ay önce falan yaptım. MetaMask hesabı nasıl açılır diye. Burada tabii günlük bir agent token mesela kaç tane vermiş? 79 tane vermiş bir günde. Evet bakacağız yani nasıl bir artı olur, eksi olur. Bunları zamanla göreceğiz. İç şeyi böyle bir nodun iç görünüşü bu şekilde kankalar. Evet not alım kılavuzu diye bir şey de yapmışlar. Yani isteyenler buradan bakabilirler. Türkçe'ye de çevirebilirler. Yani İngilizce yoksa buradan translate to Turkish dediğin zaman artık işte Google'dır, Edge'dir falan bunları güzel çeviriyor. Evet tabii bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Her zaman kendi araştırmanı yapmak lazım. Riskleri, artıları, eksileri masaya koyup o şekilde ilerlemek lazım. Ama şansını denemek istiyor olursa bu linkten bakabilir. Ve şöyle bir baktığımız zaman kankalar yatırımcılar ve bakerlar var. Tabii onu da biraz konuşalım. Yatırımcılar, bakerlar evet geliyor. Backed by the best diyor. En iyiler tarafından destekleniyor diyor ama şimdi burada mesela neyi görüyoruz? Kripto borsalarından MXC Ventures'ı görüyoruz. Bak burada MXC borsasını görüyoruz. Bunun yatırım şirketini görüyoruz. Hash Global var. O da bir borsa ve bunlar tabii şunu söyleyeyim altını çizeyim. Hepsine bakmadım ama birçoğuna baktım. En azından beni baktım VC'lerin portfolyo kısmında yazmıyorlar. Yani şey değil hani evet biz yatırım yaptık demiyorlar. Bunu da söyleyelim yani tarafsız şekilde konuşmak lazım. Ben genelde onlara da bakarım yani orada da bir görmek isterim. Evet biz yatırım yaptık diye. Ha bazen güncellemeyi biliyorlar yani sayfalarını unutabiliyorlar. En azından bir tweette bir şeyler de görmek lazım. Ben henüz en azından şimdilik teyit edemedim. Bunun altını çizeyim. Şöyle bir baktığımız zaman Telegram kanalında da 35 bin kişi var. Twitter hesabında 106 bin kişi var. Evet gerekli linkler açıklama kısmına koyarım. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bye bye. Hoşça kal.